Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam da 7. Anadolu Medya Ödülleri programında konuştu. Basın özgürlüğü üzerinden atılan asılsız iddialara cevap veren Cumhurbaşkanı, sosyal medyada uygulanan çifte standartı hatırlattı. Erdoğan'ın 28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya kuruluşlarına da söyleyecekleri vardı. Dün gibi hatırladığımız 28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya organlarımız vardı. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hakkımızda verilen mahkeme kararını muhtar bile olamayacak manşetleriyle adeta kutlayan gazeteler gördü. Örneklerini geçmişten verdi. Dönemin darbecileri ve terörü destekleyen gazetecilerini de medya kuruluşlarını da bu sözlerle eleştirdi. Biz bugünlere sadece darbecilere, çetecilere, terör örgütlerine meydan okuyarak gelmedik. Biz aynı zamanda şahsımızı, davamızı, partimizi ve milli iradeyi hedef alan kirli manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. E ne oldu? O kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki muhtar bile olamaz dediğiniz kişi Cumhurbaşkanı oldu. Bu başlıkları atanlara bir şey hatırlatmak lazım. Kendinize ayar verin, ayar. Eğer ayar vermezseniz millet size ayar verir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri programında konuştu. Türk basın tarihini geçmişten bugüne değerlendirdi. Ülkemizin basın yayın tarihini bilen ve elini vicdanına koyup objektif bir muhasebe yapan herkes, medyamızın bugün daha bağımsız, daha çoğulcu, daha zengin bir yapıya sahip olduğunu kabul edecektir. Gerçekten de 2023'ün Türkiye'sinde basın 90'lara, 80'lere, 70'lere göre çok daha özgürdür, serbesttir, halkın gözünde daha çok itibar kazanmıştır. Erdoğan basın özgürlüğü üzerinden Türkiye'ye yöneltilen asılsız iddialara da cevap verdi. İnsan hakları ve basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin söz konusu kendileri ve çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Fransa'nın halini görüyorsunuz. İngiltere'nin halini görüyorsunuz. Almanya'nın halini görüyorsunuz. Gezi olaylarında esnafımızın malını mülkünü yağmalayan vandalları kahramanlaştıranlar, benzer hadiseler Paris'te ve Washington'da yaşandığında eylemcileri hemen terörist ilan ettiler. Sosyal medyada uygulanan çifte standarda da dikkat çekti. Güya özgürlükten ve kişi mahremiyetinden asla taviz vermeyen bu sosyal medya platformunun kimlerle iş tuttuğu, perde arkasından neler servis ettiği, hazzetmediği kişiler ve fikirler hakkında nasıl sansür uyguladığı tek tek ortaya çıkıyor. Ağızlarını her açtıklarında Türkiye'yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime dahi etmiyorlar. Ama artık Türkiye'nin önünü kesemeyeceksiniz. Onlar eski Türkiye'de kaldı. Şimdi yeni Türkiye var. Yeni Türkiye yüzyılı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından yerel basın mensuplarına ödüllerini verdi. Biliyorsunuz Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payını da eklemiş. Memur ve emekliye yapılacak zam oranının %25 olduğu açıklanmıştı. Ancak dünkü grup toplantısında Erdoğan bu oranın %30'a yükseltildiğini duyurdu. Dün son dakika geçmesi olarak paylaşmıştık sizlerle. Peki bu artış sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne kadar oldu? Gelin birlikte bakalım. Memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladı. Ocak ayı maaş artışlarının
%30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor. %25'lik zam kararının üzerinden 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı son dokunuşu yaptı. Memur ve emeklilerin zam oranına 5 puan daha ekledi. Böylece memur ve emeklilerin zammı %30 olarak güncellendi. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belli olmuş, %25 olarak da açıklanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili bakanlara talimat verdi. Rakam üstünde çalışıldı ve zam oranı %30'a çıkarıldı. Hesaplar yeniden sil baştan yapıldı. Güncellenen zamla birlikte en düşük memur maaşı 11.841 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 7.901 liraya yükseldi. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. %30 artışa göre polis memuru 17.871, uzman doktor 24.508, öğretmenler 15.958, lisans mezunu bir memursa 15 Ocak'ta 12.619 lira alacak. %30 çok güzel iyi oldu. Gerçekten oldu. Çok güzel de zam verdiler. Şahsın bana yetiyor. İyi, çok şükür. Yeter. 30 oldu. Hayırlı olsun. Herkes hayırlı olsun. En düşük emekli aylığında ise %57'lik bir güncelleme yapıldı. Böylece 3500 lira olan en düşük emekli maaşı 5500 lira oldu. Biraz daha azsaydı iyi olurdu yani. Bir yarım saat kadar önce bu rakam güncellendi. %30'a çıktı. Buna şükür. Çocuk okudu. 8 milyar oldu benim şu anda maaşı zamın. Ve bir müjde de işverene verdi Cumhurbaşkanı. Asgari ücrete yapılan rekor zammın ardından işletmelere verilen destek 250 liraya çıkarılmıştı. İşte işçi başına verilen o destek de güncellendi. Küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı paylaşmak istiyorum.